geçeceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Gerekiyorsa da. Bu kararı aldığın zaman zaten bir alt lige düşme söz konusu. Çünkü biz belki her gün ölmekten sonra bir gün öleceğiz. Ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene biz oynarız, çıkarız. Ama herkes aklını başına alır artık. Yeter. Gerçek anlamda yeter. O yeterlerden değil bizim söylediğimiz. O yüzden... Şimdi hesabı da verebiliriz. Değerli dostlar, dün söyledim. Söylediğim şeyin arkasındayım. Bu iş çok önceden söylemiştim. Koç ailesinin Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini. Ekrem İmamoğlu'nun da tek zaafının Trabzonspor yöneticiliği sırasında Fethullahçı kanalda Fenerbahçe'nin şike yaptığı söylemlerinin piyasada dolaştığı ve bunun günü gelince servis edileceğini düşünmüştüm. Dün birkaç yerde bu tweetleri görmeye başladım. Atatürkçü işte şeylerle, fotoğraflarla servis ediliyor. Bu saatten sonra Trabzonlu'ya hayatta oy vermem diyenler. Bunun artacağını ve bu hamlenin siyasi bir hamle olduğunu ve örgütlü olduğunu düşünüyorum. Bunun bir terör eylemi olduğunu düşünüyorum. Sebebi de bazı Trabzonlu arkadaşlar futbol içinde zannetmişler. Hayır, bu organize bir suç örgütü örneği. Birkaç şey söylemek istiyorum size. Bir, maçta su atılıyor. Atılan sular hiçbir derbide, hiçbir Avrupa maçında su kapalı satılmıyor artık. Kapağı açık satılıyor. Dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla suya atsanız bile su dökülür. Oradaki su açık değil, kapalı. Zarar verebilecek şekilde. Patlayıcı madde sokmak suç, patlayıcı maddeler oluyor. Yüzü kapalı isimler var. Mümkün değil oraya yüzü kapalı girmek. Maddeler var, yanıcı maddelerin dışında silah var. Yani neredeyse adamı hançerleyecek şekilde örgütlü bir eylem yapılmış. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Peki bu eylemin nereye gideceği, bu örgüt ne yapmaya çalışıyor? Bu örgüt Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında büyük bir gerilim oluşturmak istiyor. Peki bu gerilimin sonucu ne? Koç ailesi kimi destekliyor? Ekrem İmamoğlu. Fenerbahçe başkanı kim? Ali Koç. Peki Ekrem İmamoğlu kimin eski yöneticisi ve kime Fethullahçı demiş? Şikeci demiş Fenerbahçe'ye. Nerede söylemiş? Fethullahçı kanalda. Peki ikisi de bunları yan yana koyduğumuz zaman ne olur? Bunu en sonda şey yapacağım. Sarı mikrofona bakacağız. Bunları yan yana koyduğumuz zaman ne olur? Bunları yan yana koyduğumuz zaman Ali Koç dedi ki ben istifa edeceğim zaten. Bir şey verildi. Ben buradayken şampiyon yapılmaz Fenerbahçe dedi. Onu da söyledi. Ve ben geçen hafta ne dedim burada? Allah muhafaza dedim. Para pazar günü olacaklardan korkuyorum dedim. Hiçbir istihbaratım yoktu. Ama bunu görüyorum. Çünkü benim elimde de Ekrem Bey'in bordo mavi tuttuğu takım formalı fotoğrafları var. İnternette girdiğinizde görürsünüz. Fethullahçı televizyon kanalında spor yorumculuğu var. Orada da görürsünüz ve de yönetici. Şimdi Fenerbahçe kulübüyle arasını bulmak için Uğur Dündar çok uğraştı. Çünkü o da destekliyor Ekrem Bey'i. Ve İstanbul'u kazanacak olan Ekrem Bey bu meselede tekrar ediyorum. Burada Fenerbahçe'yi karşısına aldığı zaman bu kadar büyük bir camiayı söz konusu futbol olunca millet aklını kaçırır doğal olarak. Ben de o gün çok sinirlendim Fenerbahçeli olarak bu saldırı spor sahalarında. Dolayısıyla bu plan tıkır tıkır işlemeye başlıyor. Yarın size bununla ilgili tweetleri de göstereceğim. Dün tweetler atılmaya başlandı Ekrem Bey aleyhinde. Bunun da altını çizelim. Çok ilginç bir dönem. İstanbul'da kim bilir daha neler olacak. Yarın size İstanbul'daki seçimlerin sonuçlarını, ilk sonuçlarını vereceğiz. Bu tüm Türkiye'deki ilk sonuçlar verilecek. Çok önemli bir konuğum olacak ve tek tek burada sonuçları sizle paylaşacağız. Bunun da altını çizeyim. Bu da az buz değil. Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Bana göre Fenerbahçe bu kirli oyunu bozmak istiyorsa ligden çekilmeli ya da buradaki siyasetçileri korkutup oyun dışında bırakmalı. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bakanlar Trabzon'a gidip fotoğraf verdiler Trabzonspor şampiyon olduğunda. O bakanlardan